Abi disk geldi abi disk geldi Gördüm kardeşim ya gördüm ya Gördüm harbiden makara bir tarafa Harbiden gördüm ya Tatilde gördüm yani Şöyle bir baktım yani Büyük bir hayal kırıklığı Gördüm evet Gördüm de yani bu Tekrar tekrar aynı konulara ben girmek istemiyorum Önce onu bir hemen aradan çıkartayım o zaman Şöyle küçük bir cümle iki cümle bir şeyler söyleyeyim Ondan sonra konuyu kapatalım ee, arkadaşlar ben açıklamayı gördüm. Tamam mı? Ee, kendi açıklama bir daha baktım. Bana cevap vermemiş yani. Bana cevap vermemiş. O kendi kafasındaki çağrı her günü ne cevap vermiş yani o içindeki yarattığı veya düşündüğü insana cevap vermiş. Öncelikle o. Çünkü benim açıklamam tamamen dinlendiği takdirde ben kimseye sallamam. Sallamadım da yani. Hele de ona bu kanalda eğer bir Allah'ın kulda çıkıp derse ki sen böyle böyle dedirttin ona bu kanalda veya böyle böyle dedin veya bir gün bir saygısızlık yaptın. Ben kimseye saygısızlık yapmam. Yani e, özellikle başka hele de samimiyetim olmayan herhangi bir bu kanalda hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Yapmam da. E, ben yine bana yakışan şekilde cevap vereyim size. İstediğiniz dramanın adresi veya işte... Konuyu tekrar tekrar açıp kapatmanın hiçbir anlamı yok. Ee, benim kendi adıma üzücü bir açıklamaydı yani gördüm. Kendi adıma üzüldüm yani. Çünkü... Ee, benim açıklamalarım dinlenmemiş yani. Anlatabiliyor muyum? Benim yaptığım açıklama... Hiçbir şekilde demek istediğim anlaşıl... Yani anlamam... Yani... Dediğim gibi bana cevap bile vermemiş ki. Bana cevap değil yani o. Çünkü benim açıklamamda hiçbir zaman kimseye para için gitti, para için geldi falan filan. iması bile yok amına koyayım. Şimdi şunu bir baştan söyleyeyim. Ben ee, Türkiye'nin en büyük yayıncı ajanslarından birisi takdir edersiniz ki Big Boss Life bünyesinde bir yayıncıyım. Burada en fikiriz. Bu tarz arkadaşlar, bu tarz teklifler vesaireler geldiği zaman evet benim bilgim dahilinde olur ama bu teklif resmiyette BBL şirketine gider. Çünkü neden? Benim yayın haklarım BBL'dedir. Anlatabiliyor muyum? Ben bir bireyimdir. BBL'deki herkes veya başka ajanslardaki herkes de bir birey bir yayıncı olduğu ayrı bir durum. Ama benim yayıncı haklarım BBL'de bulunduğu için teklif resmiyetteki teklif BBL'e gider abi. Eee teklifle alakalı ya yok Twitter'da falan filan da gördüm de çok takılmıyorum yani. Evet, günümüz şartlarında ciddi paralar bunlar insanlar hani ee, laf edebilirler belki haklılar da yani bilemiyorum ama bu sektörde dönen paralar bunlar yani şey yok yok işte sana vermeyiz ona veririz böyle bir şey yok gelen teklif var bundan sonrası ben bu konuyla alakalı daha teklifim şu işte bakın bak burada şöyle geldi bunlar da bu konuşmalar falan filan yapacak halim yok anlatabiliyor muyum e, aynen öyle biz akarımızdayız o hiç problem değil de Şimdi ama çok istenirse ben kendi adıma şunu söyleyebilirim çok istenirse ee, BBL bunu paylaşabilir yani benim teklifim paylaşabilir. Bunun hiç problem yok. Detayları, bütün yaptırımları vesaire her şey ortada yani anlatabiliyor muyum? Her şey ortada yani orada. Çok istenirse beni bana gelen teklif paylaşılabilir yani. Okan abim izliyorsan sen de yani eğer istersen yani. Yoksa ben hiç benlik bir durum yok yani. Neyse bu önemli değil arkadaşlar. Bu teklif bana yapılamazmış, yapılırmış, yapılamamış. Herkesin kendi düşüncesi. Hak ettiğimi düşünen vardır, düşünmeyen vardır. Onu bilemem. Ee, bir ikincisi şu. Ben bu kanalda e, da yayın yapıyorum. Bu kanal benim kanalım. Bu kanaldaki izleyenler sizlerle beraber. Ben bu kanalda bugüne kadar yayınlamak istediğim her şeyi yayınladım. Bundan sonra da yayınlamak isteyeceğim her şeyi yayınlayacağım. Anlatabiliyor muyum? Yani... E, kimseden kimseye sormayacağım yani şunu konuşabilirsin bunu anlatabilirsin bunu eleştirebilirsin falan filan böyle bir dünya yok burası benim kanalım ben bu zamana kadar neyi doğru bulduysam kendimce neyi eleştirdiysem onu eleştirdim onu konuşturdum ha doğru düzgün öyle bir aman şöyle bir eleştirimiz aman böyle bir dramamız zaten yok öncelikle bunu bir netleyelim ben bu kanalda kimseye sormam abi yani yok bunu konuşayım mı şunu yapayım mı falan filan böyle bir şey yok böyle bir dünya yok yani Saygı çerçevesi ve sınırların içerisinden çıkmam yani. Çıkıyorsam zaten davası bilmem ne zicardı jurdu var. Her türlü hakkı aranabilir yani. Ee, ha onu bir netleyelim ama yani. Bu kanalda ben istediğimi konuşurum abi. Bu kanal benim kanalım. İstediğimi konuşurum yani. Kimseden izin almayız. Kimseden işte bilmem yok şöyle mi böyle mi demeyiz. Ama bu konu özelinde üzüldüğüm bir nokta şu ki. Ee, abi konuşmadım. Aleyhinde bir şey düşünerek konuştu konuşmadım. Açıklamam ortada. Yaptığım yorum ortada, eleştirim ortada. Eleştiri bile değil, kendimi anlattım yani orada. Hiçbir şekilde ee, yok şöyle oldu, böyle döndü bilmem ne falan filan. Asla bu kanalda bakın asla biz burada daha amına koyayım yani siz biliyorsunuz hep beraber mimlerini yaşattık ya. Mimlerini döndürdük yani beraber bu böyle bir şey var mı dokun yani çok terbiyesizce çok çirkin ve terbiyesizce yorumlardı yani o yüzden bir, çok bir şey demeyeceğim yani anlatabiliyor muyum çok bir şey demeyeceğim ee, yakıştıramadım yani öyle söyleyeyim sana ha, şu da bir gerçek ya yok sivrisinek falan filan abi bunlar hoş değil yani bunlar hiç hoş değil ben yaklaşık 20 aya yakın bir aboneliğim var. Ee, maksimum 4 ya da 5 kere o chat'te benim aboneliğimi kutlamışımdır. Aboneliği kutlayıp dört kere falan basmışımdır yani. Anlatabiliyor muyum? Benim zaten o dönemlerden beri hala beni izleyen adamlar burada varlar. Benim nasıl bir çer, nasıl bir çizgide ilerlediğimi çok net biliyorsunuz yani. Özellikle dikkat ettiğimiz bazı şeyler hep her zaman vardı. Hep oldu da yani. Ee, durum mu? Durum mu? <laughs> Eyvallah destin için çok sağ ol. Çok sağ ol. Beni bilenler, beni tanıyanlar zaten yazmışlar abi. Sana asla laf etmedi. Ettirmez değil zaten ben gördüm. Önemli olan o abi. Anladın mı? Ben burada kitleyi manipüle etmeye oynamam. Ben burada bir fikri size sokmaya uğraşmam yani anlatabiliyor muyum? Orada sadece ben kendimi açıkladım, kendimi ifade ettim. Onun haricinde yani açıklamam zaten net yani bence. Ama çok da savunduk çok da arkasında durduk. Bu, bu kanalda yani e, burada beni yakına takip edenler bunu biliyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz yani anladın mı? Biliyorsunuz yani. Tek üzücü noktası buydu. Başka hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok abi. Başka hiçbir sıkıntı yok yani. Yani e, belki kendisi bile farkında değildi. Belki kendisi bile farkında değildi ama bu kanal dost bir kanaldı yani. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama öyleyiz. Ama işte bir senelik kanalız. Ama beş senelik kanalız. Fark etmez. Fark etmez. Bu kanal dost bir kanaldı. Onurcan geldi. Yarra yedik. <laughs> Harbiden yarra yedik şimdi. Böyle böyle dedi. Ne düşünüyorsunuz? Altına da artık triggerlamak için düşünebiliyor musunuz? Falan yazıyor ki amına koyayım. iyice insanlar iyice isimler yorumla yapsınlar. Yani düşünebiliyoruz bu orospu çocuğu. Kardeşim bak senin senin haberciliğine ben çok okeyim ama. Yani bak <laughs> uyduruyor sancak diye gören Okey ama hiç mesela hiç mesela yorum atmayı düşünmeyen bir adam orada görüyor tamam mı? Ne düşünebilirsin ki amına koyayım? Ne paylaşırsan haberi anladın mı? Ya bana ne koyun koyayım falan diye adam hiç konuyla alakası yok adam altına şey almış. Beni ilgilendirmiyor. Ya yarram seni ilgilendirmiş yaz mı amına koyayım ya. Konu seni ilgilendirmiyorsa altına yorum yapma ya. Ya Instagram'dan yürürken ben bu haberi gördüm. E bence bu haklı. Ya sal ya. <laughs> Nasıl bir SEO çalışması yaptın amına koyayım Instagram'ında orada bir yerlerden düşüyor herkesin önüne düşüyor ya. Vallahi helal olsun. Neyse kanalına Onurcan Profil hareketlendi mi oğlum? Sıkıntı yok Magazin sahibi takip etmiş orası bir evladı bana ne yazıyor <laughs> Şey yazmış beni ilgilendirmiyor E tamam yaram seni ilgilendirmiyorsa karışma yazma artık ya o zaman Seni ilgilendirmediği yorumu bana niye anlatıyorsun? Kamerada bozuk piksel var ölü piksel var Val Var ee, Evet görüyorum hocam o ölü pikseli görüyorum. Allah onun belasını versin. Şurada da vardı. Düzeldi ondan sonra o düzeldi. O da inşallah kendine artık çeki düzen verir. Düzelir yani. Yoksa çok farklı konuşacağım. Evet <laughs> canım yeteri kadar sıkkın kardeşim. Ekstra canımı sıkmak için bir şey söylemenize gerek yok. Evet yenge nerede bro? Bak mesela yani anladın mı? Yengen nerede buro?